Herkese merhaba Sinan Aydın'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Sportoto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunda 38. haftada Demir Grup Sivaspor, Yukatel, Kayserispor'u konuk etti ve maçı ev sahibi Sivaspor 2-1 kazandı. Sizler için bu karşılaşmayı değerlendireceğim. Bu iki takım biliyorsunuz önümüzdeki hafta için Ziraat Türkiye Kupasında finalde İstanbul'da karşı karşıya gelecekler ve. Böylelikle Ziraat Türkiye Kupası'nın da galibi belli olacak. Kupa öncesinde ise ilk provayı ligde yaptılar ve kazanan Demir Grup Sivas Spor oldu. Her iki takımın da önemli oyuncuları bazıları kadroda yoktu bazı bazıları da e, yedek başladı. Mesela hemen şöyle Sivas Spor'un e, yedekteki oyuncularına bakıyorum. Uğur Çiftçi, Hakan, Faysal Fajır, Ahmet Oğuz, Caner Osman Paşa yani ilk 11'in değişmez isimleri yedekti. Kayseri Spor'da ise mesela Emrah Başsan yoktu. Mamet Yam yoktu. Biliyorsunuz hem Emrah Başsan hem de Mamet Yam Kayseri Spor'un zira Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u elediği maçta öne çıkan performanslar sergilemişlerdi. Hikmet Karaman yine bu oyuncuları korumuş görünüyor ki bugün yoktu bu iki oyuncu. bunun dışında nasıl bir karşılaşma izledim? Yani Sivas daha etkili olduğu bir maç izlediğimi söylemem lazım. İstatistiklere de baktığımda Sivas daha önde olduğunu söylemek lazım. Peki şöyle paylaşayım istatistikleri. Toplam 9 şut girişimi var ev sahibi takımın. 6'sı isabetti. Kayseri Spor 5 kez kaleyi yoklamış. Sadece 2 kez e, meşin yuvarlak kaleyi bulmuş. Topla oynama oranında ise Sivas Spor'un %54'e %46'lık üstünlüğü göze çarpıyor. Pas sayısında da yine Sivas Spor 516 pas yapmış. Yukatel Kayseri Spor 439 pasta kalmış. Pas isabet oranı ise birbirine eşit. Bunun dışında yani en dikkat çeken detaylardan biri karşılaşmada hiç sarı kart olmaması. Çok alışık değiliz. Genelde bazen bir tane bazen iki tane bile olabiliyor sarı kart ama bu karşılaşmada hiç kart çıkmamış. E bu da zaten maçın çok sert geçmediğinin net işareti. Demir Grup Sivasspor'un kontrolünde geçen bir e, karşılaşma izledik. Peki şimdi geçelim e, gollere. 21. dakika Kerem Atakan sol taç çizgisinden serbest vuruşu e, kale sahasına doğru kullandı. Orada kafayı vuran Felix ve golü attı. Altı pasa çok güzel bir orta açtı Kerem Atakan. Bunu söylemem lazım. E, ve Demir Grup Sivasspor bu golle 1-0 öne geçti. 56. dakikada yine güzel bir gol izledik. Cardoso sol taç çizgisinden ceza sahasına doğru hareketlendi. İki oyuncu arasından sıyrıldı. İçeri girdiği anda vurdu, golünü attı ve burada da kalecinin ciddi hatası olduğunu düşünüyorum. Kayseri Spor maçta eşitliği yakaladı. Yine bir gol dakikası Felix sol kanattan hareketlenen Ziya'nın önüne bıraktı. O da bekletmeden içeri çevirdi. Kerem Atakan'ın gelişine vurdu. Şık bir gol attı. Aynı zamanda maçta perdeyi kapatan goldü. Demir Grup Sivaspor buradan aldığı 3 puanla puanını 54'e yükseltti ve üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Bakalım hafta bittiğinde Sivaspor nerede konumlanacak? Kayserispor'unsa 47 puanda kaldığını söyleyelim. O halde biz de tamamlayalım. Süper Lig'de Sivas Spor Kayseri Spor maçının galibi ev sahibi Sivas Spor oldu. 2 birlik sonuçla. Maç heyecanını Süper Ligin 38. haftadaki tüm maçların heyecanını yine burada Sinan Aydın'ın YouTube kanalında yaşamayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.